İyi günler kardeşim. Hayırlı yolculuk. Sağlıcakla. Merhabalar, iyi günler. Merhaba. Merhaba. Merhaba kardeşim, hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? Allah iyilik versin, hoş bulduk. Ben sizi çok seviyorum. Biz de sizleri çok seviyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim ama emin olun sizi çok seviyorum. Sağ ol, çok teşekkürler. Vallahi biz de sizleri çok seviyoruz. Sizin gibi başkanlara ihtiyacımız var. Sağ ol. Gerçekten. Allah razı olsun. Sağ ol. Bizim de sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Hepimiz bir ve beraberiz. Evet. Allah razı olsun. Yüreğimiz memleket için çarpıyor. Gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı günler olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Anlıyorum, ben siz televizyondayız. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Nasılsın? İyisin? Allah iyilik versin. Sağ olasın. Nasılsın? İyi misin? Sağ olasınız. Nasılsınız kardeşim, iyi misiniz? Sağ olasınız. Hayırlı günler olsun. Tanju nasılsın? Ne var ne yok? Sizleri görmeklik çok teşekkürler. Sağ olun. Bizim için de öyle. Sizlerin bütün sarf etmiş olduğunuz şu Türkiye ile ilgili samimi olarak uğraşıyoruz. İnanın, sizin için uğraşıyoruz. Çocuklar için uğraşıyoruz. Güzel bir ülke olsun istiyoruz. İnşallah. Desteğini bekliyoruz. Tamam. Sağ olasın. Yanınızdayız. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla, hayırlı yolculuklar, Allah'a emanet. Selamünaleyküm, hayırlı günleriniz olsun. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsın, ne var ne? Televizyondan görüyoruz, sadece canlı göremedik. Bak işte canlı geldik sana. Hadi inşallah bakalım kardeşim. Sağ ol, ne var ne yok? Artık bir değişim yapın ya. Yapalım. Şimdi biz değişimi yapmaya hazırız da, yalnız sizin bir omuzuna ihtiyacımız var. Şöyle bir sandıkta omuz var. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ olasın kardeşim. Selamünaleyküm. Merhaba, merhaba. Merhaba, sağ ol kardeşim, teşekkürler, sağ olasın. Hayırlı işler olsun. Nasılsın, ne var ne yok? Şöyle bir yapalım bakalım, şöyle ha. Tamam, ne var ne yok, nasılsın? Çok şükür, nasılsınız? Sağ ol, buralı mıyız? Edremitliyiz. Edremitlisin. Yani televizyondan görüyoruz da, hatta sordum abi Turhan Çömez. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Evet. O zaman Turhan abimize destek isteyeceğiz. Çok, zaten bu sefer artık değişim yapacağız. Değişim yapacağız değil mi? Tamam kardeşim, sağ olasın. Bak Hakan kardeşim de genç avukat, onu da tanıyorsun. Zaten desteğini bekliyoruz kardeşim. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah başarılı olsun. Amin. Hayırlı işler. Nasılsınız kardeşim, iyi misiniz? Allah iyilik versin. Selamünaleyküm. Evet, hoş bulduk abi, ne var ne yok? Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Desteğinizi bekliyoruz. Sağ olasınız. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Nasılsın, iyisin? Güneş parlasın. Parlatalım güneşi, parlatalım değil mi? Güneşi. İnşallah, inşallah. Sağ olasın. Nasıl işler güçler? İdare ediyoruz abi. İdare ediyorsun. Çalışıyoruz ne yapalım. Yaşlandık ama. Yaş kaç? 82. Hay maşallah. 82'yim ve demir gibiyim diyorsun. Evelallah, idare ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğim diyorsun. Hamdolsun. Allah razı olsun senden. Hamdolsun. Siyasetçilerden ne istiyorsun? Koca Çınar. Ne isteyelim? Söyle, ne yapsın bu siyasetçiler? Samimiyet, azim. Samimi olsun siyasetçiler diyor. Azimli olsun, güzel çalışsınlar. Bu memlekete sahip çıksınlar. Sahip çıksınlar. Peki şu hırsızlara mesajın var mı? Ankara'ya gidip de abi, çalıp çırpanlara. Abi sen sorma abi ya. Ha, onlara ya, ne yapalım? Ankara'yı bırak da hırsızlık meselesine bir el atılmadı. Yani hırsızlık çok var memleketimizde. Buradan muzdarip yani vatandaş. Hırsızlıktan bıkmış vatandaş, bu hırsızlığa çare diyor. Muhakkak. Biz yanı başınızdayız. Güneşi parlatmak için geldik. İnşallah. Destek verdi mi kardeşimize? Ya çalışana destek vereceğiz tabii. Ya. Eyvallah, sağ olasın. Olur. Allah razı olsun. Hiç rahatsız olma. Nasıl işler güçler? Çok şükür. Uğraşıyorsun. Yok, evet. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Evet. Nasılsın güzel kardeşim? Ne var ne yok? İyisin. Keyfin nasıl? Allah iyilik versin. Merhabalar. Nasılsın, iyisin? Çok şükür Allah'a. Turhan abine destek var mı? İnşallah abi. İnşallah kardeşim. Nasıl işler güçler? Yok mu? Orta. Niye yok? Yok abi. Dur. Komple sanayi görüyorsun zaten dolaşıyor. Gördüm. İmalat da İmalat durdu diyorsun. Bu Ankara'daki kravatlı çeteler bu memleketi çaldı, çırptı, soydu. Hırsızlık diz boyu. Oradan çalınan paraları da milletin cebinden almaya çalışıyorlar. Vergilerle ve zamlarla. Ekonomi ondan dolayı kilitleniyor. Siyasetçilerden istediğin nedir? Ne istiyorsun siyasetçiler? Ne yapsın bu siyasetçiler? Vallahi ne yapsın abi? Şu işsizliğe bir çare bulsun. İşsizliğe çare bulsun. Çok mu işsizlik? Şu an çok. Çok diyorsun ha? Çok abi. Çok. Peki milletin alım gücü nasıl sokakta, çarşıda, pazarda? Taneyle domates alıyorlar desem inanacak. Evet. Şimdi pazardan geliyor. Söyle, daha ne söylesin? Taneyle domates alınan bir ülke oldu burası diyorsun. Allah kolaylık versin kardeşim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olasın. Allah'a emanet. Bol bereket. Sağ olasın. Nasıl Hüseyin? Ne var yok? İyisin. Allah iyilik versin. Hayırlı işler olsun kardeşim. Nasılsın? İyisin. Allah aşkına. Nasıl işler güzel? Allah iyilik versin. Sağ olasın. Sağ olasın. Kan alıyoruz. Niye kan alıyorsun? Hayırdır ya? Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Ya herkes aynı şeyi söylüyor. Öyle abi. Yani pazara gidiyoruz, pazarcı aynı şeyi söylüyor. Maalesef. Tamirciye gidiyoruz, aynı şeyi söylüyor. Şimdi de sen malzeme satıyorsun, evet, sen de aynı şeyi söylüyorsun. Aynen. O satıcı, ben alıcıyım, bak listeye bakar mısın? Sen satıyorsun, sen alıyorsun, ikiniz de dertlisiniz. İkimiz de dertliyiz ya. Bak hesap ortada. Dertliyiz. Ben sattığım malı yerine koymayı düşünüyorum. Şimdi bunları verdim. Peki sen şimdi malını satamazsan, sen de alamazsan nasıl yürüteceğiz bu işleri? Ödemeyi de bak parçalı teklif ediyoruz. Acımızdan geberip gideceğiz. Atalar Üsküdar geçiyor. Biz de nal topluyoruz. Sebebi ne bunun? Yönetim. Yönetim. Evet. 45 liraya mazot mu olur ya? Olur mu ya? Siyasetçilerden ne istiyorsun? Parti ayrımı gözetmeksizin. Gözetmeksizin. Siyasetçiler ne istiyor siyasetçiler? Refah içinde yaşamak istiyorsun. Adam gibi yönetin ülkeyi aynen diyorsun. Öyle. Çalmayın, aynen, çırpmayın, doğru düzgün yönetin diyorsun. Evet. Çoluk çocuk var mı sizin? Elinizde hatta 2 tane. Ah yavrum benim. Kaç yaşında? Ne olacaklar? Sanayici olacaklar. Sanayici olacaklar. Sende var mı çoluk çocuk? Aslan parçası. Ya gençlerle konuşuyoruz. Sokakta çeviriyorum gençleri. Gençler ne yapıyorsunuz? Ne yapalım abi? İş var mı? Yok. Okuyor musunuz? Hayır. Bir hayaliniz var mı? Hayal mi kurulur bu memlekette diyorlar. Yani gençlerin hayalleri çalındı bu ülkede. Aynen. Çocuk yapma, evlenecek olan kızlara, erkeklere soruyorlar, çocuk mu yapılır diyor. Bu evlenmeyeceğim altında, diyor. Bu şartlar altında. Bu şartlar altında. Ha, kime sorarsan bu arkadaşlar da aile düzenine sözde çok destek oluyorlar, katkı sağlıyorlar. Tabii canım, evet. Peki, biz yollardayız, gayret ediyoruz, iyi niyetle, Allah samimi bir şekilde inşallah memleketimize hizmetkar inşallah oluyoruz. Allah sizden razı olsun, hayırlı işler olsun, sağ olasın, evet, bol bereket inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim? Allah iyilik versin, bir selam verelim dedik sizlere. Ben de ricada bulundum. Buyurun. Körfezimizin benim adıma en büyük sorunumuz arıtma. 5 yaşındaki çocuğumu denize sokamıyorum Körfez'de. Evet. Kokuyor leş gibi sular. Hani yol kötü olsun, başka bir şey önemli değil. Bir onda istirham benim. Çok teşekkür ederim. İyi ki sizin gibi duyarlı vatandaşlar var. Şikayetlerinizi dile getirmeniz son derece kıymetli. Bakın ben hem Edremit hem Ayvalık'ı yakından bilen birisiyim. Edremit'teki, Ayvalık'taki arıtmalar yetersiz, çalışmıyor ve yaz dönemi burada nüfus çok arttığı için, mesela Ayvalık'ta 1 milyonu geçiyor nüfus, evet, burada da öyle. Nüfus çok arttığı için tabii kanalizasyon yükü de artıyor. Maalesef hem burada hem de Ayvalık'ta kanalizasyon atıkları derin deşarj yöntemiyle denizin içine bırakılıyor. Ben bu konuda herkese söz verdim. Belediye başkanı olduğumuz gün yapılacak ilk şeylerden bir tanesi denizin temizlenmesi için, arıtmaların yapılması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çok haklısın. Çok teşekkür ederim bunu gündeme getirdiğin için. Ben size burada bu kadar insan işte söylüyorum, size uyum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben sana söz veriyorum. Kardeşim burayı da unutma. Başkan olduğumuz gün arıtmanın temelini attıktan sonra gelip burada seninle çay içeceğiz. Şöyle söyleyeyim başkanım, ya bizim kapımızı önce biz süpürürüz. Ama arıtmayı yapamayız diyorsun. Şimdi kalkıp da sabah geliyorum süpürüyorum ama denize ne yapayım ben? Arıtma tesislerini gecikmeden kuracağız. Meseleyi biliyoruz ve sahip çıkacağız. Sana da söz veriyorum. İlk temeli atacağız, gelip çayımızı sen de içeceğiz. Bize oy var mı şimdi? Var, söz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Size layık olacağız. Hayırlı işler olsun, bol bereket. Sağ olasın. Ben sizi televizyonda devamlı şeyde izliyorum. Beğeniyor musun? Çok güzel konuşuyorsunuz. Sağ olasın. Sorunlarını biliyorsunuz. Sağ olasın. Onun için sana oy vereceğim diyorsun. Vallahi sana vereceğim. Tamam, anlaştık. Bak göreceksin, verdiğin oydan pişman olmayacaksın. Hayırlı olsun. Nasılsın? Hayırlı olsun. Keyfin nasıl? İyisin? İyi bakanı iyi görür. He? İnşallah. Alacağız tabii. Evelallah. Destek var değil mi abine? Aleykümselam başkanım. Ne var ne yok? Vallahi iyilik, sağlık, siz sorma. Nasıl memleketin durumu? Vallahi kötü. Yollar kötü. Araçlar bozuluyor. Yani sanayide olmamıza rağmen baksanıza adam gibi yol yok. Gördüm. Yani gördüm, fazla değil. 20 adım öteye gidin çukur yani. Araç geçmiyor, bir şey yani geçmiyor, toz, toprak. Ekonomi ortada zaten. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük yani, insanlar zar zor geçmiyor efendim. Kimse de artık herkes bir sıkıntı yaşıyor. Evet. Peki kardeşim, teşekkür ederim. Abi, sağ olasın, sağ ol. Hayırlı işler olsun, hayırlı işler, bol bereket. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne iyi misiniz? Allah iyilik versin. Merhabalar, hayırlı işler, hayırlı işler. Biz belediye başkan adayları. Edremit Hakan Bey, İlçe'de ben, Turhan Çömez, milletvekili. Allah razı olsun kardeşim, sağ ol, inşallah. Göl çarptı beni. Kıyamam ben sana. Şimdi el hareketlerin, bacak hareketlerin falan. Çalışabiliyor musun? Çalışıyorum ama az çalışıyorum. Sakın çalışmayı bırakma, adalelerin çalışmayı. Evet, sadece siyaset yapmıyoruz. Arada bir doktorluk da yapıyoruz memleketimizde. Vatandaşlarımıza sağlık tavsiyesi veriyoruz. Geçmiş olsun kardeşim. Nasılsın abi, ne var ne yok? Sağ olasın, sağ olasın, sağ olasın. Ne var ne yok? Allah iyilik versin. Size layık olun, hiç merak etmeyin. Hayırlıklar olun, bol bereket. Kimin sağlığı değil mi? 10 numara. 10 numara 5 yıldız bir başkan geliyor. Arkamdayız başkan. Allah razı olsun, biz de yanı başındayız kardeşim. Arkamdayız. Sen 10 numarasın, 10 numara başkan geliyor, biliyorsun değil mi? Aslansın, evelallah. Hadi bakalım. Hayırlı işler, sağ olasın. Ne haber, nasılsın? Teşekkür ederim. Ya baktım ki bizi çok seviyorsun. Sana yakın olayım dedim ya. İyi yaptın. Geleyim belediye başkanı olayım dedim. Gel buyur, gel buyur. Kabul ettik diyorsun. Tabii ettik. Canımsın, sağ olasın. Teşekkür ederim. Olduğun yerde oluruz biz yani. Olursun değil mi? Tabii. Ben de senin olduğun yerde olurum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İnşallah. Destek var mı abine? Var tabii, var. Canımsın, sağ ol. Hadi hayırlı işler olsun, sağ olasın. Turhan Bey merhabalar. Merhabalar. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yürüdüğünüz yolda başarılar diliyorum. İnşallah. Biz Türkiye yolunda yürüyoruz. Sizin bu tutumunuz, bu tavrınız, bu cesaretiniz bize enerji veriyor, güç veriyor. Çok teşekkür ederim. Size layık olacağız. Nasılsın kardeşim? İyiyim abicim. Nasıl işler güçler? Allah'a şükür. Bize destek var mı? Var. Allah razı olsun. Desteğinizi bekliyoruz. Şimdi bakın, burası Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği bir coğrafya. Kahramanlar diyarı, vatanseverler diyarı. Balıkesir'de nereye giderseniz gidin, orada kocaman bir Türk bayrağı görürsünüz. Hiç kimse bu bayrağı yerinden indiremez. Atatürk'e soysuz diyen soysuzlar var. İşte bu ahlaksızlara en büyük cevap milletin yüreğidir, milletin gönlüdür. Bakın, her yerde Türk bayrağı asılıdır bu ülkede. Onun için bu ülkedeki Kuvayi Milliye ruhunu yıkmaya ve yok etmeye hiç kimsenin gücü ve kudreti yetmez. Hangi partiden olursa olsun, hangi anlayıştan, nereden olursa olsun hepimizin ortak değeri nedir? Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ümüz ve bayrağımız. İyi ki varsınız kardeşim. Hayırlı işler olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Keyfin nasıl? Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Kolay gelsin gençler. Traktörlerimizin tamircisi Mustafa. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sen traktörleri tamir et, biz de memleketi tamir edeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah aklımız iyi olur. İnşallah. 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 Millet aç. Millet aç değil mi? Abi, aç. Bize layık olacağız. Destek verdin mi bize? Var. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Teşekkürler size de. Eyvallah. 5000 yıllık öyküsünde Türk'ün izi doludur. Tarih bunu yazacak, tarih bizi yazacak, millet tarih yazacak. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok? İyisin. Allah'a şükür olsun. Allah'a iyilik versin. Verdik mi Turhan abimize doğru? Eyvallah. Ne var ne yok? Nasıl vaziyetler? Ben arıcıyım. Arıcısın. Dur bir dakika şimdi, dur. Şu anda arıcıların en büyük derdi sahtekarlık. Aynen öyle. Bal diye satılan ürünlerin %90'ı tahrif ve taşiş. Aynen. İçerisinde nelerin olduğunu biliyoruz. Nişasta bazlı şuruplar, bal özlü şuruplar, büyük bir sahtekarlık. Aynen. Belediye başkanı olduğumuz gün yapacağım ilk işlerden bir tanesi buraya bir laboratuvar açmak, bir zeytinyağındaki, iki baldaki sahtekarlığın önüne geçmek. Nasıl işler güçler? Vallahi işler yok, oturuyoruz. Allah kolaylık versin. Peki hayat şartlarının kötüleşmesinin sebebi kim? O da herhalde AK Parti'dir. Ne olacak başka? Başka kim olacak? Başımızdaki ceberutlardır diyorsun. Yani. Biz de yola çıktık, bu ceberutlardan bu memleketi kurtaralım da hepimiz bir nefes alalım İnşallah diye. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Adaylıktan çekildiğiniz yönde bir söylenti sosyal medyada paylaşıldı. Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Bu konuda bize ilk defa mikrofon uzatan, ilk defa bu konuda görüş soran sizsiniz. Demek ki bu konuda hiç kimse fikrimizi almamış, bize durum nedir diye sormamış, bir yalan rüzgarı, bir yalan fırtınası estirmiş. İnanın bunların hiçbirisine cevap verecek ne zamanımız var, ne vaktimiz var. Biz yollardayız gördüğünüz gibi. Bizi şu anda Edremit'te sanayi sitesinde buldunuz. Karış karış geziyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Bizim yalanlarla dolanlarla işimiz yok. Biz sadece ve sadece milletin yanındayız. Milletle siyaset yapıyoruz. Milletimizle kucaklaşıyoruz. Ve yola devam ediyoruz. Son güne kadar yola devam ediyoruz.